Yani böyle işte Fikret abi. Senin anlayacağın Messi'den beter şutladım en Nilüfer. Oğlum evlilik dediğin futbola benzer. Sen oynuyorum zannedersin ama oynayamazsın. Çünkü top sendedir. Yani erkeklerdedir. Ama kırmızı kartla düdük kadınlardadır. En ufak bir faulünde zırt bitti, yakalandı. Ne yapacağız Fikret abi? Ne yapacaksın? Benim yaptığımı yapacaksın sen de. Ha? Diyelim ki faul yaptın, tamam mı? Ama o faul sanki sana yapılmış gibi. Allah! Nasıl bağıracaksın, nasıl feryat edeceksin, nasıl isyan edeceksin? Yerlerde yuvarlanacaksın ki top karşıya gitsin. Sende de az numaralar yokmuş Fikret abi. Ne diyorsun oğlum? Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. O kadar tecrübe olsun. Sarı kart yedik. Efendim hayatım. Hayatım, acaba öğrenebilir miyim? Ne konuşuyorsunuz burada böyle fısır fısır? Şey Yıldız Hanım, benim böyle bir takım ailevi meselelerim vardı da... sağ olsun Fikret abimle biraz danıştım. O da bana böyle bir takım nasihatlerde bulunuyordu. Öyle mi kurtuluşu? Pek güzel. Maşallah, maşallah. Biraz da kendi ailenle ilgili nasihatler üretirsen çok memnun olacağız Fikret'cim. Helalimin nasihat. Tabii hayatım, tabii aşkım. Çok oynama Fikret, çok derlersin, üşütürsün. Dikkatli ol. Az daha atıyordu bana kırmızı kartı gösterip. Aman neyim abi. Allah, gol! Kendi kaleme attın abi. İyi olsun. Gene gol ama. Ay, iki günde bekar evine çevirmişler ayol burayı. Anne, Kurtuluş'un da canı sıkkın. Nilüfer evden kovmuş. Deme. Gerçekten mi? Evet. Ay bu Songül Hanım'ın kızları da yani maşallah. Hiç geçim yok ayol. Hiç yok. Hiç yok yani. Sen parkta mı gördün yüzüğü çıkarttın? Orada mı fark ettin? Parkta gördüm. Yani bir baktım eline. Yüzük yok. Ben de fark ettim. Ay ne kadar kırıcı. Ne kadar üzücü. Ne kadar. Ay. Ay neden bu kadar acele? Niye bu kadar acil bu iş diye sorarlar insana da soramıyoruz işte, ne yapalım. Anne lütfen. Kapatalım konuyu lütfen. Ama yavrum ben seni böyle görünce dayanamıyorum. Ne yapayım? Anneyim ben. Anneyim yani. Siz şimdi avukatlık mı oldunuz bayağı bayağı? Peki sözleşme yani evlilik sözleşmesi. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Bir an önce olsun bitsin ne oluyorsa, ne gerekiyorsa yapalım. Bir daha da bu konuyla ilgili bir şey duymak istemiyorum. Peki. Yıldız Hanım hoş geldiniz, buyurun. Semad. Ay vallahi zor tanıdım. Ay ne oldu sana ayol? Efendim benim. Biraz kaportada pasta cila var. Lastikleri yeniledim. Bir de motoru sıfırladım. Buyurun. Yok, teşekkür ediyorum. Ben almayayım. Onur Bey. Hadi ver. Sağ ol. O zaman ben de bunu Fikret Bey'e vereyim. Bu da mı burada kalıyor? Anne, o da dertli. Nergis'ten ayrılmış. Pes Songül Hanım, gerçekten pes. Ya inanılmaz. Mutsuzluğun seri imalatını yapıyor kadın. Bir, iki, üç. Ay birkaç kızı daha olsa daha da yapacak mutsuzluk. Mutsuzluk, mutsuzluk. Şey yapalım mı? Kapıya bir levha asalım. Şey yazalım. Songül Hanım mağdurları dayanışma derneği. Ay sinirlerim bozuldu. Değil mi? Ağlıyormuş. Hoş geldiniz. Siz bakın çiçeklere, ben hemen geliyorum. Ben değerli tek bir çiçeğe bakmaya geldim. İsmi de Nergis. Koray, ne işin var burada? Çok uzun kalmayacağım. Senden özür dilemeye geldim. Özür mü? Bana yayın tarihini önceden sordun. Ama ben sana sürpriz yapacağım diye bir çuval inciri berbat ettim. Seni zor durumda bıraktım. Koray, asıl ben özür dilerim. Yani reklamı geri çekin dedim, para teklif ettim. Hiç profesyonelce değil. Ben kendi verdiğim kararın sorumluluğunu alamadım. Gerçekten çok utanıyorum. Kendimi de komik duruma düşürdüm, değil mi? Nergis, bence senin gibisi gerçekten kalmadı.
İstersen sen git artık. Annem gelir birazdan, bizi görmez. Nergis, senin bu domestik hallerine bayılıyorum ya. Bunlar benim hiç yaşamadığım duygular. Ne haber? Bombastik. Bombastik? Ben arkadaş tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Vallahi içini tanıyorum da şimdi pek çıkartamadım. Gördüğün yeni Samet bebek. İnsanlar içimdeki hakikati göremiyordu. Tabii sen de. Dün bana sihirli bir değnek dokundu. Artık yeni Samet böyle. O sihirli değnek senin kafana dokunmuş Samet. Ne bu hal? Anlatmakla olmaz bebeğim. Yaşaman lazım. Gel seni motorumla bir gezdireyim, atayım arkama. O güzel saçlarını rüzgar bir tarasın senin. Ya istemiyorum rüzgarın saçlarımı taramasını falan. Aa, asabiyet sana çok yakışıyor biliyor musun? Bayılırım haşin kızlara. Ben bu hayatta üç şeyi severim. Bir, haşin kızları. İki, motorumla hız yapmayı. Üç, haşin kızları motorumun arkasına atıp hız yapmayı. Bırak Samet. Nergis, rica etsem içeri girer misin? Çünkü bu arkadaşı olacakları görmeni istemiyorum. Bir yerden bir sinek vızırtısı geliyor ama bulacağım onu. Buldum. Ne olur sinekçik. Mesela yüzünde güzel bir estetik çalışması yapabilirim şu anda. Hadi lan oradan, modern Hanzo. Yemin ediyorum var ya, senin ağzına bunu bir vururum, ağzının tersine burnun mersine gider lan. Nergis, içeriye girer misin? Ulan bana bak, balık budalası. Ağzını, burnunu, üstündeki ceket gibi ütülerim lan. Ailen tanıyamaz lan seni. DNA testi isterler lan. Samet! Bırakın lan beni. Oğlum, alın bunu, tamam mı? Sakinleştirin, hırpalamayın ama. Bırak! Oğlum bak, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Senin bu yanındaki adamlar olmasa var ya, sen korkudan tuvalete gidemezsin lan. Bırak! Bırak beni! Ya Koray, lütfen sen git artık. Tamam Nergis, şimdi gidiyorum ama unutma. Sana kimsenin zarar vermesini istemem. Ne ben ne de başkası. Tamam, güle güle. Ya Vasistas ne oldu ya? Ben izledim, anlamadım hiçbir şey. Vasistas ne oldu? Bu yeni halim eski halim kadar ilgisini çekmedin Nergis'imi. Ne? Ha tamam, tamam, telaşlanmıyoruz. Hemen yeni bir taktik uygulayacağız dostum. Tamam, telaş yok. Bendeyiz. Bitti. Bittiyse ben gideyim. E ne yapsam bu çocuğa? Helikopter mi alsam ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetim.